Fanatik bir futbol taraftarı mısın? Öyleyse Amigo dillere buyurun. Efendim ben Nuri Amigogil. Bizim aile futbolla birlikte doğmuş. Bizim aileden çok büyük futbolcular çıkmış. Bu dedem rahmetli 1911'de başlamış futbola. Ben dedeme yetişemedim ama rahmetli babamı çok seyrettim. Büyük sol bekçi. Allah ne hizmet verdi bu takıma. Dayılarım, amcalarım hep bu takıma hizmet vermişler. Sonradan tabii emektar olmuşlar. Oradan emekli olmuşlar. Futbolu bırakmışlar. Amcam, büyük amcam amigoluk yaptı. Ben topçu olamadığım için amigolukla idare ediyorum. Ailenin amigosuyum. Bu da benim defterim. Sarı kanarya. Canım benim. Defter bu aralar biraz üzgün. Ona niye defter adını taktım? Çünkü hastaydım ben deftere. Onun gibi futbolcu daha tanımadım. O Macar maçında attığı Duhuliye vardı, oradan seyretmiştim böyle. Onun o ayaklarını, çalımlarını hiç unutmam. Ah canım benim. Güzelim. Defterim. Nur Koş, kiminle konuşuyorsun? Bu hanım da sevgili karım Afitap. Bir şey mi dedi? Günaydın dedim karıcığım. Kiminle konuşuyorsun öyle car 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 car? Defterle dertleşiyorduk biraz. Ulan futbol manyağı. Benimle dertleşsene. Ben adam değil miyim? Ben senin karınız değil miyim? Kuşla konuşup da ne olacak? Şu olacak karıcığım. Ben onunla konuştuğum zaman ben konuşuyorum. O beni dinliyor. Senle konuştuğum zaman sen konuşuyorsun. Ben seni dinliyorum. Yani ben çok konuşuyorum. Dırdırcıyım, gevezeyim öyle mi? Bak Nuri burama kadar geldi. Saçını başını yolacağım vallahi. Yani ben dır gevezeyim. Hiç öyle şey der miyim? Diyemezsin tabii. Ağzım var, dilim yok benim. Bak Nur Koç, evliliğimizin içine ettin. Komşular kocanı niye yatırmıyorsun diyorlar. Nereye, yatağıma mı? Hayır, tımarhaneye. Fener'in delisi oldun Nur Koç. Delisi değil, amigosuyum karıcığım. İçkim yok. Sigaram yok, zamparalım yok. Hiç hayatta sana ihanet ettim mi? Kıskanıyorum. Yemekte Fenerbahçe, gezmede Fenerbahçe, yatakta Fenerbahçe. Geçen gün bana sarılıp sarılıp yatakta canım Fenerbahçem dedin. Vallahi cinler tepeme çıkıyor. Stres oluyorum. Alacağım ayağımın altına. Elin ağırdır, yapma Allah'ını seversen. Zaten dertliyim şurama kadar. Neymiş derdin? Daha ne olsun? Daha ne olsun ya? Santrforumuz sakat ya. Aman derde gel derde. Yani o kadar öyle yapma, o kadar değil. İki tane kart cezalı futbolcumuz var ya. Ama ne büyük dert, ne büyük dert. Yani ne büyük dert? Derdin büyüğü başka, bilmiyorsun sen. Kenan Paşa tekrar Fenerbahçe'ye dönüyor. Bundan büyük dert mi olur be? Allah cezanı versin senin. Bakkal, kasap, ev sahibi kapımızı aşındırıyor. Sen oralıklı değilsin. Başlayacağım senin bu takımından. Karıcığım beni döv ama takımıma laf söyleme, tamam mı? Ben kaçayım. Kaç sen, kaç. Kaçtığın yere kadar kovalayacağım. Maça gidiyorsun değil mi? Karıcığım maç Ankara'da, ben deplasmanlara gitmiyorum ki canımın için. Yemin et, yemin et önümde. Ekmek Kur'an çapsın ki Ankara'ya gitmeyeceğim karıcığım. Daha büyük yemin et Nuri, fena olacağız yoksa. Tamam. Sana Fenerbahçe'nin üstüne yemin edeyim. Eğer Ankara'ya gidersem Fenerbahçe şampiyon olamaz. İnandım şimdi. Zaten boşuna yemin ettiriyorsun. Ben Ankara'ya gitmeyeceğim ki. Tamam. Güle güle. Hadi koşun. Güle güle. Ekmek teknem Fener Mobil. Ya karının şerrinden, korkumuzdan bu aksesuarları burada taşıyoruz işte. Daha bir sürü. Baksana. Toplar, formalar, ürünler. Araba aslında benim değil canım. Benim kayınço var. Takan Ağacı Onur. Hasta Trabzonsporlu. Aman ne hasta ya. Benim Fenerbahçeli olduğumu öğrenince dedi ki, uy senin Fenerli olduğunu bilseydim cebertürdüm kız kardeşimi vermezdim. Yani o böyle konuşuyor. İti an çomağı hazırla, geliyor. Pardon, iyi adam lafın üstüne gelir. Oho maşallah beyefendiciğim, maşallah. Sana da maşallah, ayı gibi sevirdim şuraya bak be. Beyefendiciğim size bir şey sorarsam ayıp olmazsa. Saat kaçtır haberiniz var mıdır? İşe geç kalıyorsun da. Seninle konuşmamızda saat maat yok. Mesai saatine karışamaz. Sen hasılatını aldın. Hasılatını alıyorum. Tabii. Ne alıyorum hasılatımı? La uyduruk kaydırık ediyorsun, beni gazıklarsın ha. Bak kafamı bozuyorsun. Alacağım arabayı altından, bacımı da geri alacağım ha. Arabayı bırak, bacını al. Ya bağa bak, ha bu sana son ihtarımdır. Hasılat istiyorum senden kardeşim, hasılat istiyorum. Hamsi kafalı. Ya fazla kafa ütüleme, motivasyonumu bozuyorsun ya. Şuna desene tam performansla çalışacaksın diye.
Lan ne diyorsun sen? Performans performans. Gavurca küfür mü ediyorsun lan? Başladın şimdi senin performansından he? Tamam, futbol edebiyatından anlamıyorsun kayınço ya. Hay senin futboluna başlayayım. La kardeşim, hamsi kafalı kardeşim benim. Senden hasılat bekliyorum. La çalış diyorum sana. Bak akşama kahvede bekliyorum. Eğer hasılat gelmezse artık ben konuşmayacağım. Kim konuşacak? Ha bu konuşacak. Ya yapma şeytan dolduruyor. Hadi akşama görüşürüz ya. Görüşürüz de bak uşağım sana bir şey diyeceğim. Ve eğer bir daha maça gittiğini duyarsam dönüşünde ben seni öbür tarafa göndereceğim. Halım pek iç açıcı değil. Ay ne görüyorsun söylesene canım. Pek iyi şeyler görmüyorum. İçim daralıyor, sıkılmışsın. Aa ben sana bir söyleyeyim mi? Sen çok kötü bir haber alacaksın. Bak. Görüyor musun karşıda? Aa vallahi sen para sıkıntısı da çekiyorsun ayol. 4-5 kişi birleşmiş senin yolunu gözlüyorlar. Bakkal kasap manavdır. Devlet kapısında bir işin olacak bak. Mahkeme kapısıdır. Ev sahibi çıkın diyor. Evinde hiç rahatın huzurun yok. Kafana bir şeyi takıyorsun. Ay nasıl söylesem bilmem ki. Kocanla aranda bir şey var. Kadın mı desem yoksa... Aramızda Fenerbahçe var. E'si bu kadar. Ay içim daraldı. Kapkara bir fal. Darılma ama bütün mahalleli kocana deli diyor. Maça mı gitti? Yok canım, maç Ankara'daymış. Ankara'ya gitmeyeceğim diye yemin etti. Hem de Fenerbahçe'nin üstüne büyük yemin etti. Sevgili izleyiciler, şimdi stadyuma bağlanıyoruz. Büyük maçın başlamasına çok az kala arkadaşlarımızın yaptığı tribün röportajlarını izleyeceğiz. Maç İstanbul'daymış ayol. Evet, şu an ezeli rekabette Fenerbahçe taraftarlarının yanındayız. Tribünde çok ünlü bir konuğumuz var. Nuri Bey, siz de en az Fenerbahçeli futbolcular kadar ünlüsünüz. Taraftar hakkında ne diyeceksiniz efendim? Bu taraftar çilekeş taraftar, yağmurda. Bravo! Evet, peki maç için ne diyeceksiniz? Kim kazanacak? Ayıp oluyor. Hop! Ayıp oluyor. Rengini belli ediyorsun. Helal. Ay kız valla tesadüfün bu kadarı da olmaz ki. Birbirinizi yiyeceksiniz. Ya birbirimizi yemeyeceğiz. Ben Nuri yiyeceğim. Ama şekerim ya. Sus biraz Lütfi Hanım teyze. Ama sustum. Nuri Bey, bu Fenerbahçe aşkı ne zaman başladı sizde? Ben Fenerbahçeli doğmuşum abi. Doğumumla birlikte başlamış. Sülalem Fenerbahçeli. Okulda hocalarım, öğretmenlerim Fenerbahçeli. Bir tek sünnetçiyle başım derde girdi. Öyle mi? Niye o? Usta cimbomluydu. Kaçtım ona kestirmem diye. 14 yaşına kadar. Peki karınız bu aşkınıza ne diyor? Ya çekeceğim bir gün kenara, atıyor sigortalar. Diyeceğim ki bana bak kadın ha. Benim üstüme fazla gelme. Ben 100 tane karı bulurum ama bir Fenerbahçe bulamam. Hay dayanamıyorum. Acaba maça gidip orada mı paralasam bu Nuri'yi yoksa beklesem burada mı paralasam? Ay kız vallahi bir kalemde harcadık hocam seni. Gaz ver bana Lütfiye Hanım teyze. Gaz ver, kudurt beni, kur beni Lütfiye Hanım teyze. 100 kara alırsın ha, 100 kara. Seni yüzüne gözüne sıçtım. Ay kusura bakma Lütfiye Hanım teyze. Eşi olur. Ay kusura bakma ne olur Lütfiye Hanım teyze. Teyze bek. Nuri Bey size iyi şanslar diliyoruz efendim. Ayıp oluyor. Alenen taraf tutuyorsun abi. Fenerbahçe'nin şansa ihtiyacı yok. Çok şükür alnımızın teriyle abi. Yok canım ne de olsa karşınızdaki rakip cimbom yani. Dilemek lazım. Onlar cimbomsa biz de kanaryayız ya. Yani ne demek şimdi bu? Ne demek şimdi bu var mı ya? Gelmişsin Fenerbahçe tribününe Galatasaraylı olarak tahrikte bulunuyorsun. Sonra hadise çıktı mı kabahat taraftarı. Oh ne? Futbol bu yani. Ya size bir... Gümerlerse böyle cart yani. Cimbom'dan gol yemek zevktir, zevk. Abi haklısın, cimbom'dan gol yemek zevktir ama Fenerbahçe'den dayak yemek daha büyük. Ya Nuri abi,
Ne zaman seninle maça gitsek ya karakolluk ya hastanelik oluyoruz ya. Bırak İbrahim, Allah'ını seversen spiker tahrik etti beni, ne yapayım ya. Adamın gırtlağını sardı Menur abi. Tabii. Ya o da bir şey mi? Az daha o spikerin mikrofonunu, o kalın başlı mikrofonun şeyine şey edecekti adamın. Abi tahrik ediyor beni ya. Delirtti beni ya. Nuri. Ne düşün abi? Nuri gel buraya. Tamam abi. Ya kaç saattir kahvede bekledim, ham senin namet kocan gelmedi da. Hiç bu saatlere kadar gecikmezdi. Ah bir gelse, ah bir gelse. Ne o, merak mı ediyorsunuz kocanızı? Ne merak edeceğim, gelsin de hesaplaşacağım. Bana maça gitmeyeceğim diye yeminler ettiydi. Ya benim kanımı oynatay senin abi kocan. Bana da maça gitmeyeceğim diye o kadar yeminler etti da. Ah abi, ah yaktın beni. Neden verdin bu adama? Ya zorla mı verdin? Bayıla bayıla gittin da. Ne bileyim ben böyle futbol delisi olduğunu. Kavundu iki kıçını koklayayım da. Ya o bir şey değil de esas Fenerli oluşu iyiza boktur bu işi. Ya Galatasaray-Trabzon maçı vardı, gittik maça. Trabzonspor Galatasaray'a 3 tane attı. Ulan bir baktım benden fazla tezahürat yapay pok yedi noli. Dedim ki bu uşak has Trabzonludur. Meğer Trabzon Galatasaray'ı yandığı vakit Fener şampiyon olacağmış. Tövbe estağfurullah. Ya ben sinirlendim, ben kahveye gidiyorum. Git abi git. Ben de su kaynatacağım. Niye? Çamaşır mı yıkayacaksın? Yok canım. Şu bir gelsin. Kaynar suyla haş. Aaa. Evde fare zehiri var. Vallahi affeder, sen bilirsin ama bana kalırsa kaynar suyla haşlamak daha iyidir. Hamsi boğulama gibi olur dörzi. Hadi ben gidiyorum. Peki özür dilemezsem ne olur komiser abi? Tövbe tövbe, ne olur var mı oğlum? Darttan içeri girersin be. Girerim abi. İcabından mahpus yatarım. 20 sene, 40-30... 100 sene isterlerse müebbet versinler. Yatarım girerim. Bir cimomludan özür dilemem. Tamam Nuri Bey, özür dilemeyin. Ben davadan vazgeçiyorum komiserim. Gene sıyırdın Nuri. Hüsnü Bey seni affetti. Ama bir daha benim karşıma gelirsen ben affetmem bilmiş ol. Hadi şimdi git. Çok iyisiniz Hüsnü Bey. İyilikten değil efendim, iyilikten değil. Korkudan. Karşıda 4000 tane taraftar bizi bekliyor. Ben Nuri'yi affetmeseydim onlar beni hiç affetmezdi. Bay Üstavrit Bey, hoş geldin. Ne haber? Ya Cemal, 40 defa diyorum benim adım Hamsi Nacidut ha? Hay diline eşek arı soksun. Benim adım da Kemal Kemal. Tamam. Bana bak, seninki nerelerde, meydanlarda yok. Ulan bir yazın kemiklerini kıracağım onu çizdi çizdi. Atma be, atma be. Ya kusura bakma kayınço be. Bilmiyorsun başıma neler geldi. Neler gelmiştir başınıza enişteciğim? Ya sabahleyin kalktım, bindim arabaya, çıktım işe, tamam mı? Allah tabii iş verdi, bozmasın. Ne müşteri, ne müşteri. Böyle paralarla paketi koydum cebime. Gazçının biri binmiş arabaya, farkında değilim. Yol aldık gidiyoruz. Dayadı ensemi tabancayı. Dedi ki ya canını ya paranı. Lan ben o parayı verir miyim ben? Kayınçomun parasını verir miyim ben? Böyle para. Bir boğuşmaya başladım. Nasıl dövüşüyorum herifle ama. Sonunda verdik tabii parayı ama canımı kurtardım. Öyle mi? Ulan hapsi kafali. Sen bütün gün çalıştıysan o televizyondaki pezemen kimdi ha? O spikerle kavga eden he? Aa ne kadar ayıp bir şey ya. Sen bana mı inanıyorsun yoksa televizyona mı inanıyorsun? İnsan insana benzer. Öyle mi? Ha bu tabanca da tabancaya benzer. Gel buraya diyorum sana. Gel buraya. İhalete uğrayan kadın kocasının penisini kesti. Az bile yapmış. Tam takım götürseydi salak. Canım karım, Allah beni sana bağışladı. Ne oldu canım? Gaspçı az daha öldürecekti beni. Maçta mı canım? Hiç kıvırtma, seni televizyonda gördüm. Hani yemin etmiştin lan? Ettim ama Ankara'ya gitmeyeceğim diye yemin ettim. Afiyet olsun. Adamı kapıyı. Dur. 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 Dur